İslam'ın ciddi bir tehdit altında olduğunu ifade ediyorsunuz. Ee, İslam'ın kimliği bir adeta e, istila e, edildiğini altında olduğunu ifade ediyorsunuz ve bunu da Müslümanlardan hareketle yani en azından nominal olarak kendilerini Müslüman olarak tanımlayanlardan hareketle söylüyorsunuz. Yani Müslümanlar ideolojilerini, mezheplerini, meşreplerini, cemaatlerini, fırkalarını bir üst kimlik haline getirerek evrensel Müslüman kimliği istila etmişlerdir diyorsunuz. Hocam bu son derece provokatif bir ifade. Bunu e, bir açabilir miyiz biraz daha? Ee, yani e, hem aslında bu tehdidi ikiye ayırmak lazım. Hı. Harici tehdidi kısmen biz ifade ettik. Hı hı. Yani eğer bugün küresel güçlerin çatışma alanı haline gelen İslam coğrafyasında bir yaralı bilinçler, ölümcül kimlikler üretiliyor şiddet, savaş, terör üretiliyor. Bu da İslam'la özdeşleştiriliyor. Ve bunun gölgesinde İslamofobik bir nefret ve düşmanlık ortaya çıkarılıyorsa hı hı. bu harici bir tehdittir İslam'a yönelik. Ancak içeriden her zaman söylediğim bir şey vardır. En büyük tehdit cahil müntesiplerinden geliyor. Müslümanların İslam'ın kendi cahil müntesiplerinden gelen tehdit de bu da şudur, İslam'ı insanların e, evrensel hakikat olan İslam'ı kendi ideolojisi derekesine indirgemesi, <laughs> e, bu ideolojiyi kabul etmeyeni tekfir etmesi, tekfir ettiği insanla savaşmayı cihat kabul etmesi, onu öldürmeyi yahut o uğurda ölmeyi şehadet kabul etmesi başlı başına müntesibin tehdididir. Eyvallah. Yahut kendi ırkını, kendi ırkçılığını, kendi cemaatini, kendi mezhebini, meşrebini, meşrebine, mezhebine aidiyeti, İslam'a, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine olan mensubiyetinin önüne geçiriyorsa, onu kabul edeni Müslüman etmeyeni Müslüman kabul etmiyorsa, bu da aynı şekilde İslam'a yönelik büyük bir tehdit olarak kabul edilmelidir diye ifade ettim o cümleyi. Eyvallah. Hocam bir de e, tüketilen kavramlarımızdan söz ettiniz. Yine buna bağlı olarak bu konuyu konuşabiliriz. Değer üretemiyoruz diyorsunuz. Değer tüketiyoruz diyorsunuz. E, mevcut olan çok değerli kavramlarımızın içini boşaltıyoruz diyorsunuz. Bununla neyi kastediyoruz? Hangi örnekler üzerinden bunları daha somut hale getirebiliriz? Aslında yani e, tekbirden başlayacak olursak… Mesela cihattır. Cihat da bunlardan bir… Tekbir. <laughs> tekbir mesela… Yani. Çocuk dünyaya geldiğinde kulağına okuduğumuz tekbir, ezanla yeryüzüne yaydığımız, şehadette ifade ettiğimiz o muhteşem tekbiri, bayram sevincini ifade ettiğimiz tekbiri, eğer bugün bir mümin, mümin kardeşini Öldürüm. katlederken slogan haline getirmişse, aslında e, sadece bir tek bu örnek bile, İslam'ın bize emanet ettiği o büyük kavramları nasıl tahrif ettiğimizi göstermesi bakımından önemlidir, an anlamlıdır. Ee, cihat, hukuk ve ahlak tanımayan bir savaşın adı olabilir mi Kemal Bey? Yani yeryüzünde cihat en soylu kavramlardan bir tanesidir. Yeryüzünden kötülüğü ortadan kaldırmak için, başta kendi nefsimizdeki kötülük olmak üzere, bütün kötülükleri ortadan kaldırmak için, Fikirle, düşünceyle, amelle e, ve nihayet izzeti namusumuz, e, bekamız söz konusu olduğumuzda canımızla mücadelenin adı olan ilahi Kelimetullah adına mücadele etmenin adı olan e, cihat, eğer hukuk ve ahlak tanımayan e, çapul kültürüyle insanı yok etmenin adı haline getiriliyorsa e, elbette o kavram tahrif edilmiş demektir. Şehadet. Hı hı. İstişhat diye istişhat, bir kavram ürettiler hocam. İstişhat kavramı mesela modern zamanlarda bizim tarihimizin hiç tanımadığı, hiç tanımadığı, bilmediği ve modern zamanlarda ortaya çıkan bu intihar saldırılarına istişhat adını vermek İslam tarihinde işlenmiş Belki de eğer fetva verilmişse ki verenler oldu, evet. en büyük cinayetlerden bir tanesidir. En büyük cinayetlerden bir tanesidir. Yani masum insanları katlet etmeyi hiçbir sınır tanımadan kendisini öldürerek başkasına zarar vermeyi katletmeyi istişhat adının verilmiş olması, başlı başına İslam'ın tahrifi manasına geliyor ki bunlar çoğaltılabilir. Yani pek çok e, kavram aslında gündelik hayata şöyle bir sokağa çıkacak olursak Hı. yani e, sadece ticari e, bir takım levhalara baktığımızda oralarda da biz İslam'ın temel kavramlarının nasıl tahrif edildiğini, hayır yani kendi metaını satmak için dahi nasıl e, kullanıldığına hep birlikte şahit oluruz. Sadece… E, siyasette değil, sadece küresel siyasette değil ticarette de aynı şekilde e, maalesef bu kavramları e, e, tüketiyoruz.